3 yıl önce Avrupa Kupalarından Galatasaray'la birlikte çeyrek finale yükselen takım olmuştu. İşte o futbolcuları böyle resmediyor. Göztepe'li taraftarlar o eski takımlarını unutmuyorlar. Gerçekten onlar büyük başarılar yaşattılar. Maça Göztepe başlıyor. Karşıyaka atağında şimdi Caner hareketlendi. Caner arkadaşlarına bakıyor. Uzak mesafe vurdu ve topu ağlara gönderiyor. Müthiş bir gol. Uzaktan müthiş bir vuruş. Caner Acadan Karşıyaka 1-0 üstünlük sağlıyor. Onur sağ kanattan ileri çıktı, ona doğru bir pas. Onur ceza alanına giriyor şimdi. Banayene yakın direğe hareketlendi. Gidemedi, savunmadan sekti. Dönen top, sert bir vuruş ve mükemmel bir gol daha. Karşıyaka durumu 2-0 yapıyor. Karşıyaka durumu 2-0 yapıyor. Bir kez daha istiyoruz. Çok sert bir vuruş Mustafa'dan. Şimdi işaret geldi. Ali Bilgin orta ceza alanına savunma çıkardı. Sekti top ve alana gidiyor. Göztepe durumu 2-1 yapıyor. Bir daha bakalım pozisyona. Son vuran isim Ramazan Göztepe'de. Orta doğrudan kaleye değinebilir. Halil yüklendi. Kafa vuruşu Şaban'dan. Hayır, gelmedi kafa vuruşu. Şaban vurdu ama topu alana gönderdi. Hakem de golü verdi. 2-2. 2-2. İşte bir kez daha ekranlarımıza geliyor bu gol. Ali Küçük sekti top ve Şaban. Cihat Arslan Karşıyaka'nın teknik direktörü Ümit İnal bugün sahada Göztepe'nin yöneticisi. Ve bu arada Hüseyin Sabancı elle oynamayı bilmiyor ve bir de sarı kart. Sercan sarı kartı görevlisi ve kırmızı kart. 45. dakikada sarı kartı vardı Sercan'ın. Elle oynama dedi Hüseyin Sabancı. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Caner. Caner. Sekti top. Hayır dedi Hüseyin Sabancı, golü vermedi. Önce orta noktayı gösterir gibi oldu. Ardından golü vermedi. Kırmızı kart elinde Hüseyin Sabancı'nın. Bakıyoruz pozisyona. Erdi golü atan isim. Şehmus kırmızı kartla oyun alanının dışında. Orhan. Orhan'ın ortası. Erdi. Atak devam ediyor. Kaleden çıkıyor ve golü yiyor. Karşıyaka takımı Necati kalesinden çıktı ama golü kalesinde görüyor. Oyun alanının kenarında Cihat Arslan adeta çıldırdı. Mevsim Laiç Karşıyaka'nın kaleci antrenörü, o da gönderiliyor dışarı. Evet, Erdi de içeri gönderiliyor. Oyun alanının dışına değil, yedekler kulübesine değil sanıyorum, soyunma odasına gönderilecek. Ve 90 dakika